Merhaba arkadaşlar. Buket'te Kahve Fala kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım. Neler söyleyecek bize fincanımız hep birlikte dinleyelim arkadaşlar. Tabii ki de öncelikle şunu söylemek istiyorum. güzel bir pazar olsun. Bayram öncesindeki son hafta sonumuz. İnşallah herkes mutlu mesuttur. E, tatile gidenler, hayırlı yolculuklar. Arkadaşlar şu an yolda da olan arkadaşlarımıza iyi tatiller, iyi bayramlar herkese. Derdinizin dermanı olabileceği, e, hani şöyle hadi bakalım fal hızıyla herkesin derdinin dermanı öyle bir şey olmadığını biliyoruz. E, nitekim de kolektife e, niyetlendim bir açılım bu. O yüzden siz uyanı alınız, uymayanı evrene gönderiniz arkadaşlar. E, tabii ki de neyse halimiz o çıksın falımıza dedikten sonra ben... Şöyle bir gördüğümü pıt diye bir sesi duydunuz mu? Kocaman güzel gözyaşlarınız da var maşallah. Bakalım neler söyleyecek. Evet gözyaşlarınız var. Kocada bir gözünüz var çünkü. Nazarlı sabahki pazar gününün kasveti midir bilemedim. Çok net sabahki de öyleydi. Şimdi de koca bir gözümüzü burada görüyoruz. E, bu tabii ki de çok konuşulduğumuz, nazar aldığımız bir yapımız var demek. Öncelikle tavsiye edeyim. Felak, felak. Nas inşirah e, surelerini e, ve de ada çayı tütsüleyiniz. Evinizde gezdiriniz. Çok da şefa olsun sizlere. E, Ceyhan'ın C'si 3 rakamına sürecinde. CE harfleri görmekteyim. Güzel bir kalp var. Kalbinizin üstünde bir haber var. Aşk ilanı mıdır acaba? Kalbinize göre mi oldu bunlar? Şimdi siz neyi niyetlendiniz tabii ki de bilmiyorum ama e, bazı haberler böyle ya aşk ilanı ya da kalbinize göre oldu dediğiniz bir döngüymüş gibi daha çok çıkmış arkadaşlar. Söyleyeyim. Şimdi şöyle ki her şeyden önce iki kişi konuşmaktasınız ve bu iki kişinin konuşması kesinlikle şu durumdasınız arkadaşlar. Bir insan sizin daha doğrusu siz bir insanın böyle mail etmişsiniz ve bu mail edişinizin şöyle bir görsel var tamam mı? Ee, sanki sizin hayatınızdaki insan bildiğiniz üstüne üstüne gidiyorsunuz. Yani aslında orada şey hali var. Yıkacaksınız, laflarınıza dövüyorsunuz. Bir haksızlığa uğrama durumu söz konusu. Kalbinizde göre olmuş bir haber var. Çünkü aslında karşınızdaki insanın sizin hakkınız ne kadar yediğini biliyorsunuz ve üstüne gidiyorsunuz şeklinde görünmekte. anahtar çıkmış bildiğiniz eski zaman tahta anahtar yani tahta kapının böyle sarayların tahta anahtarları gibi çıkmış. E, kilise anahtarı gibi büyük İkinizin arasında müthiş derecede ezelden gelen bir yüzleşme gibi çıkmış arkadaşlar burada. Evet bir yüzleşme durumunuz söz konusu burada. Onu söyleyebilirim. Şimdi ben sizi biriyle beraber bir bütün görmekteyim ve bir sıkıntının üzerine ortak çıkmışsınız olarak görmekteyim. Eşinizdir, partnerinizdir, derdiniz de birdir ama o kadar artık derdi azaltmaya başlamışsınız ki haksızla uğradığınız bazı noktalar olmuş evet ama bu e, şunu yapıyor. Sen e ee, bu sıkıntıyla alakalı. Aşacaksın, aşıyorsun diyor aslında burası. Ee, sonrasında şunu söylemem lazım arkadaşlar size. Ee, bir para durumu var sizin hayatınızda parayla alakalı. Ee, şimdi bu para durumunun da 1 2 3 kişi konuşacaksınız para ile alakalı bir konuyu dinlemektireceksiniz. E sonrasında bir iki üç kişi konuşacaksınız. Hatta iki kişi böyle de çelimsiz olan bir kişi daha var. Ve bu para durumu asıl bu haftalarda oldukça gündeme gelecek. Yine bir üç rakamını görüyoruz burada. Şimdi siz buradaki insan 1 2 üç dört kişiler sanki. Yani üç kişinin gündeme getireceği bir kişinin çelimsiz kaldığı konuda dördüncü kişiyi de dahil ederek sanki bu hafta tam da bayram haftası olduğu için acaba şöyle mi değerlendirmek lazım? Gittiniz bayramda şey yaptınız. Ne onun adı? İşte büyüklerinizi ziyaret ettiniz. İşte belki de köyde bir tarla arsa vardı. Kimisi satalım, kimisi satmayalım diyor. Bilmiyorum öyle bir şey de olabilir. Neden? Çünkü dört kişiler ve kafanız ya bu dört kişinin kafası görünmüyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Dört kişinin kafası görünmüyor demek. Aslında senin hayatında sıkıntılı bir döngünün içerisindesin. Beş kişi hani totalde dört kişi olarak görünüyorsun. Boğuşuyorsun aslında fikir yok, hareket yok, söz yok, ortaya bir yere bağladığın yok. Ve bu ne zaman başlar? Kesinlikle bayramda başlar. Önündeki Temmuz ayında kapsar arkadaşlar. Bayağı yılan böyle çöreklenmiş. Ve bu yılan şöyle bakıyor çünkü. Mevzunun aslında dolanmasını, büyümesini, uzamasını, gecikmesini isteyen bir tane çok da iyi niyetli olmayanınız var. Siz de bu insanın öyle olduğunu biliyorsunuz anladığım kadarıyla bildiğiniz yılan çöreklenmiş görsellerinde çıkmış çünkü burası. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Ee, bir kere şunu söylemek isterim. Yani taş uzaktan gelmiyor. E sizin bu nazarınızın olduğunu gördük. E bu da uzaktaki biri değil elbette ki. Hani sizin bunları başaracağınız iki kişi bir yükün üstüne çıkmışsınız demiştim ya. Siz aslında belki de zaten. Bazı şeyleri aşmanın derdindesiniz. İşte aşamama konusuyla alakalı. Bazı kem gözlerin enerjisi var burada. Felak nasıl inşiray? derhal devreye sokunuz. E, tatsız bir mesele olacak. Temmuz ayı mücadelenizi tatsız mesele olarak vermiş. Bazı insanların gerçek yüzünü görmek durumunda kalacaksınız. Zaten bazılarına karşı da karnınız öyle bir şişmiş ki hamile gibi görünüyorsunuz. Hani bebek müjdesi olsa keşke inşallah. E, fakat daha çok sanki karşındaki insana. E, sus, susamama hatta aslında e, susmak durumda kalıp da sonunda patlamak zorunda kalacağım bir e, görsel olarak vermiş. O yüzden hani şey diyorum sizlere e, ilahi adaletin e, devreye gireceği bir süreciniz olacak sizin de burada unutmayınız. Gerçekten e, şöyle bir şey var. İki kişi karşılıklı konuşacaksınız. Güzel de bir kuğ var. Yani aslında bir kişi sizi ne kadar dibe çekmeye çalışacaksa çalışsın. Bazı ama uzar ama iş. Yani mesela siz Haziran'da gittiniz. 26'sında olur sandınız. işte 1 Temmuz'da bitecek sandınız. 3 Temmuz'da sandınız. Falan gibi. Yo, Temmuz ayını full bu konularla geçireceksinizdir. Ağustos ayında da hani okul senin rızkın olduğun için çıkmış. Sen burada hakkın olmana, olanı almaya çalışacaksın elbette ki. İşin güzel tarafı yine biriyle berabersin sen. Aslında en büyük zenginlik yine işte yokluğu bile paylaştın. Bir eşin, bir annen, bir ailen, bir biri var yani. Tabii ki de keşke herkes bütün varlığıyla va yo, yani <laughs> sadece yokluk mu paylaşılsın da değil mi haklı olarak ama hani burada insanların daha doğrusu buradaki kem gözlü kişinin sizin aile yakınınızın taşın uzaktan gelmeyeceği kişiniz kimse o kişinin aslında şey olduğunu görüyoruz arkadaşlar ya ee, o kişi mutsuz ve sizi zaten bu özelliklerinizden dolayı çekemiyor olarak görüyoruz yine gönlünün sonuna baktığımızda sen biriyle berabersin ama ben yapayalnızım diyor yani dolayısıyla da burada siz biriyle olmanız aslında hayattaki şanslarınızdan biri bence. Hani avunasınız diye söylüyor diyelim ama olayın burasından bakmanız lazım. 53 rakamı görüyorum bir de yılan görüyorum. Burası burada çok yılan gördüm. çöreklenmiş yılanlar da var. O yılan bakışlılar da var. Yani çok şey oluyor arkadaşlar. Ya fazlaca nazara göze gelebilen fazlaca kendi konuşmalarınızın olduğu çekemiyorlar sizi desem olur. O yüzden bunun önlemini alınız. Herkese e, anlatmayınız. her sakallıya dede demeyiniz. Etrafınızdaki insanların negatif enerjisini öncelikle kendi hayatınızdan arındırınız. E, Keza çeşmeniz var. Yani rızık. Pardon. Rızık çeşmeniz oldukça aktif aslında. Sen diyor kısmetli de ve insansın ama çok da fazlaca insanların konuşmaları, gözleri de var. Bir de bu bumerang bu, bu, konuşamadım. Bir bumerang çıkmış arkadaşlar. Orada bu bumerangın e, olması şu anlama gelir her şeyden önce. E, bir olay var. Ve bu olay e, döndür dolaştır 3 senenin öncesindeki mevzu gene getirsen gene konuşsan gene gelsin dile gibi bir şey aslında bu. O yüzden siz zaten aslında o insanların bile kim olduklarını biliyorsunuzdur. Çevrenizdedirler. Ve huylu huyundan vazgeçmemiştir. Sen küçükken senin bebeğin arabanı kıskanıyordur. Sen büyümüşsündür. Senin işini kıskanıyordur. Evini kıskanıyordur. Bu iş böyledir yani. <laughs> Diyor aslında. Ne kadar da çok batırmışım şurayı. Şöyle arkadaşlar. Şimdi tabağınıza baktığımda da zaten aldığım enerji gerçekten iki tane ku cool görseli var. Birbirlerinize ee, biri küsüp gidecek. Yok yapacak bir şey. Ee, siz böyle birbirinize zincirleme bir yuvarlak. Bu da küsüp giden. Ben dördüncü kişinin çok da temiz olduğunu inanmadım açıkçası. Şimdi bir sıkıntıyı atlatmış kalabalık yerde bir parmak kaldıracaksınız günün sonunda. Özellikle kalabalık bir ortamda çalıştığınız ya da bereketinizin, rızkınızın çok yoğun olacağı bir dönem de olabilir. İşiniz çok yoğundur çünkü. Satış pazarlama yaparsınız. Hani bu yaz her yeri gezersiniz arkadaşlar. E artık bu, bu, bu örneğimi çok sık veriyorum ama tam da yeri. Yazın dondurma, kışın okullar açılır. Bu iş böyledir. Sizin de mesleğiniz budur. Düğün salonları yazın daha yoğundur. Falan filan yani hani böyle... Yaza bağlı bir mesleğinizin yoğunluğu mudur acaba dedettirdi. Hani belki de emlakçısınızdır. Bol bol müşteri gelecektir. Orasını bilemem ama demem o ki sizin burada hayatınızda gerçekten de şey hali var. Yani söylemedi demeyiniz. Ee, uyarmadı demeyiniz. Bir yoğunluktur sizi beklemekte arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle ki. E, şunu söylemek de isterim. Gerçekten arkadaşlar burada ailedeki kem göz de o yılan dediğim kişiniz kimdir bilmem ama şey yapmaya devam edecek biliniz hani yine de böyle konuşacak yine de böyle bir bakacak yine de sizi bir takip edecek hem uzaklaşacak ama hem de bakacak gibi gördüğüm bir görsel yani çok daha dediğim gibi siz kendinizi kollamaya devam ediniz huylu huyundan vazgeçmez şimdi e, aşk tarafıyla alakalı aslında gördüm yani siz almışsınız rızkınızı ödemenizi almışsınız evinizi almışsınız eşinizle beraber yolunuzu almışsınız zaten almanız gerekeni almışsınız ve gidiyorsunuz şeklinde gördüğüm bir partner bir çift durumu söz konusu arkadaşlar o yüzden de zaten hani çekememe durumları söz konusu olacaktır e, ben burada beraberliğinizin Ev taşıyor gibi çıkmışsınız. Hani çeyiz mi taşırsınız, ev mi taşırsınız, onu bilemedim ama sonuç olarak balina'nın üstünde, üstüne binmiş insanlar, eşyalar gibi çıkmış. Karışık karmaşık bir süreç sonrasında, özellikle bana kalsa, bak şimdi oraya doğru bakan da biri göz görüyorum. Arkadaşlar sanki siz İstanbul'dan kendi memleketinize taşınacaksınız, orada da sizi bekleyenleriniz varmış gibi çıkmış. Böyle bir araba var. Yüklenmiş bir araba görüyorum. Karşı tarafta bekleyenleriniz var ama hayatında kimse yoksa şey mi acaba dedim. Yani uzak mesafeli bir ilişki ama bekleyenler var. Evlilik tarafında murada ermekle alakalı görsellerde evlenecek misiniz acaba arkadaşlar? Bazen böyle yorumlarda görüyorum. <laughs> Her dediğiniz çıktı bir evlenemedim. Umarım siz de evlenirsiniz. Ben sizi evlendireceğim bu gidişleri Bakar mısınız? Burada gördüğüm şey çünkü eğer ki hayatınızda birileri yoksa, bir grup insanın, bir grup insanın merhaba dercesine bekliyorlar gibi çıkmışlar. Kız tarafı bekliyor, erkek tarafını gibi düşünebilirsiniz yani. Ama evlisinizdir ve bir yere gidiyor olabilirsiniz elbette ki ve buradaki tablonuzda bile birilerinin gözü kalıyor bilginiz olsun. Yok yani arkadaşlar, siz derhal o gözün hakkını veriniz. Felak nasıl şirayı ihmal etmeyiniz. Bugünlük benden bu kadar. Herkese iyi tatiller, iyi pazarlar diliyorum. Ve de bayram için yolcu olanlar arkadaşlarımız şimdiden artık ailesinin sevdiklerinin yanına gitmeye çalışanlar dün başlamıştır eminim. Cuma'dan başlanmıştır o ayrı bir konu. Herkese hayırlı bayramlar, iyi tatiller arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum her şeyden önce. Ben ee, sabahları ayrı, akşamları ayrı iki bakımla karşınızda e, bulunmaktayım her şeyden önce ve de 3 senedir buradayım. Ve sizlerin bana vermiş olduğu destek ve yorumlarla aslında devam edebiliyorum. O yüzden iyi ki varsınız arkadaşlar, iyi ki sizler de varsınız. Bu ya bu yatanım çok pozitifsiniz, iyi ki varsınız. Kabul etmiyorum efendim, sizler de iyi ki varsınız. Çünkü sizlerden aldığım enerjiyle yoluma devam edebiliyorum sadece buradaki yorumdan kastım bu değil. Özeliden hani özele de atan, mesaj yazan o kadar çok güzel gözül yani gönüller var ki burada. Çok e, seviniyorum açıkçası, çok da mutlu oluyorum. Hayatınıza küçük bir noktada olsa pozitif anlamda dokunabilmek benim adıma da çok mutluluk verici bir duygu. O yüzden siz nerede ki varsınız arkadaşlar? Bugünkü sıkıntınızı bilmiyorum. Dermanı Rabbimde ve yarınlarda. Sen sabrını e, elinden bırakma. E, her şerde vardır bir hayır diyeceksin. Çünkü arkadaşlar dün nelerin üstesinden geldik. Bugün nelerin mücadelesindeyiz. Yarın neler bekliyor bilmiyoruz. Ama şunu biliyorum ki insan oğlunun sınavı bitmez. E, rızkın kesilirse nefesin kesilirmiş. Bugün hayattaysak yapmamız gerekenler var demektir. O yüzden toparlanıp yarınları beklemek ve bugünün üstesinden gelmektir. Bugün üstesinden gelirken de şunun Allah kahretmesin demek bize fayda sağlamaz, zarar sağlar. Karşı tarafa da zarar sağlamaz. Fayda da sağlamaz. <laughs> Yani çünkü karşı taraf sana yaşattığın aynısını yaşayacağı günü bekliyor. Sadece öyle düşünmen de fayda var. Pozitif enerjinizi eksiltmeyin. Bedduadan uzak durunuz arkadaşlar. Bedduanın kimseye fayda ettiğini görmedim öyle söyleyeyim. Karşı tarafa da sen beddua edin. Hadi bakalım şimdi hemen başına gelsin falan olmuyor yani. Bu öyle bir şey değil. İlahi adalet onu onu yaşatacak zaten. Sen etmesen de yaşatacak. İçin o anlamda ferah tut. Yeter ki sağlığın yerinde olsun su akacak ve yolunu bulacak. Bunu unutma. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar da başta sağlıklı kalın ve hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.